Üstad'a Maltepe'den herkese merhaba. Eylül 2022 TUS sınavı sonuçlarımız açıklandı. 81. olan kursiyerimiz Burak Topalasan yanımızda. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Damla Hanım. Seni daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Doktor Burak Topalasan. 2022 dönemi Okan Tıp İngilizce mezunuyum. Peki kaç net yaptın ve kaç puan aldın? 188 net yaptım. 79 puan aldım. Bu şekilde. Türkiye genelinde sıralamam 81. oldum. Tamamdır. Bu serüvende nasıl hazırlandın? Bu sürece hazırlanmam ikinci sınıfta TUSATA ile tanışmakla başladı. Ve TUSATA ikinci sınıfta bana hem komite derslerimde çok destek oldu. Hem de dördüncü sınıftayken staj derslerim hazırlanırken çok destek aldım. Beşinci sınıfta canlı derslere geldim, katıldım. Altıncı sınıfta tekrarlarımı yaptım. Daha sonra vaka kampına geldim. Ve TUS kampımız da vardı, ona da katıldım. Ve bu sürecin sonunda başarıyı elde ettim. Hangi kaynaklardan faydalandın? Bu süreçte sadece TUSATA'nın kaynaklarından faydalandım ve gerçekten TUSATA'nın kaynakları fazlasıyla yeterli. Neden TUSATA? Neden TUSATA? Bunu şöyle açıklayabilirim. TUS sürecine başlarken ve ilerleyen dönemlerde şunu fark ettim. Bu işi çok profesyonelce yapıyorlar. Çok ciddiye alıyorlar. Ve her yenilenen textbook, her yenilenen kitapların tekrardan okunup eklenen bilgi var mı? Sorulma potansiyeli olan bölgeleri tekrardan kitaplarımıza ekliyorlar. Ve her yıl kitaplar düzenli bir şekilde yenileniyor. Bu açıdan bu işi en ciddiye alan TUS hazırlık sürecindeki dersler bence en iyisi TUSATA. Biz deneme sınavlarının vurgusunu zaten çok iyi bir şekilde yapıyoruz ama peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Deneme sınavlarına girdin mi? Evet, bütün deneme sınavlarına katıldım. Deneme sınavlarının önemi çok büyük. Çünkü deneme sınavlarıyla ancak hatalarımızı fark edebiliriz. Diğer türlü hatalarımızı fark etmek çok kolay değil. Ve denemelere girdikçe bu denemelerinizle olan katkılarını daha çok görüyorsunuz. O yüzden denemeye girmek çok çok önemli. Bundan sonraki hazırlanacak arkadaşlarına tavsiyelerin var mı? Var. Şöyle tavsiyede bulunurum. TUS süreci uzun bir süreç. Yani yaklaşık 6 aylık bir süreç, 1 yıllık bir süreç. Ve bu süreç içerisinde umutlarını kaybetmesinler, azimlerini kaybetmesinler, motivasyonları yüksek olsun. Bu süreçte inançlarını kaybetmedikçe, çalışma disiplinini kaybetmedikçe TUSATA ile başaracaklarına kesinlikle eminim. Eklemek istediklerin var mı? Var. Bu süreçte benim yanımda olan başta aileme, TUSATA ailesine ve Sami hocamıza buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bu süreçte yanımda olan arkadaşlarıma ve kız arkadaşıma teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun.